Yüksek yüksek tepelere el kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere el kurmasınlar. Aşkın memlekete kız vermesinler. Aşkın memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malim olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı. Ben köyümü burası Uşak Banaz'a bağlı Yazıtepe köyünde bir kınadayız. Ve açık tribünle maraton tribünü maalesef anlaşamadılar. Tezahürat kısmında yine bir problemimiz oldu. İlk problemimiz şuydu. Sizin sesinizle sizin sesiniz tınısı pek uymadı. Siz pek rahat giremediniz esere. Terennüm eğleyemediniz hanımefendiye eşlik ederken. Ve İşin müzikalitesine ismini veren Defki 1961 modeldir. Boyana boyana bu hale gelmiş. Hatta ilk yapanlar üşenmişler. Üzerindeki tüyleri bile almamışlar. Söyleyiniz lütfen. Uçan da kuşlara. Ben onu. Tabii tabii. Uçan da kuşlara. Böyle bir uyumsuzluk vardı. Bateriden gelen ses ve vokalden gelen ses tını anlamında pek uymadı. Bu ekip biz gelmeden önce çok çalışmamışlar benim anladığım kadarıyla. Hapsik bize dediler ki kınalarda biz ikimiz söyleriz. Sanıyorum Def sonradan aralarına girmiş ve Halse biraz bozulmuş. İddia ediyorum Kızılderililer kesinlikle Türk'tür. Kızılderililerle akraba olduğumuzu iddia ediyorum. Bering Boğazı'nda battığı iddia edilen karadan bunlar Orta Asya'dan gitmişler. Onlar bizim akrabamızdır. Siyu kabilesi aslında bizim emmoğullarıdır. Komançiler bizim halaların torunlarıdır esasında. Neden? Kızılderili gelini gördünüz mü bilmiyorum. Ama bizim geleneksel, göreneksel özellikle Ege yöresinin gelinleri tüylerden, süslerden anladığımız kadarıyla hafiften bir Komanche durumlarımız var. Hatta şu hadisenin bile ben uyabileceğini düşünüyorum. İşin aslı bu. Kızılderililer bu geleneği devam ettiriyorlar. Sonra zaman içerisinde yine iddiam odur. Bunu biz şu hale getirmişiz. Yüksek yüksek tepe. Aynı şey. Sizin yanınıza geleceğim. Ay ışığında doğan kara saçlı kız. Evet. Ablamızın ismi Kızılderili ismidir. Ay ışığında doğan kara kaşlı kız. Kara yeter de gari sen yavrum. İyisiniz bana. İyisiniz inşallah. He kuzum. Halınız kuzum. He yavrum. Ya böyle demiyorum ben. Sen benim oğlum yaştaysın yavrum. Sen benim annem yaştasın. Bu işin en keyifli yanı annelerin evlatları olmak. Tabii. Ya evlat olmanın keyfi 40 yaşında sürülür mü? Vallahi sürülür. Hatta şöyle. Yavrum de. İyi mi? Yavrum de. İyi. Hatırlar mısın nasıl ninni söylerdin çocuklarına? Nasıl söylendin? Nasıl söylerdin? Yavrum, kuzuların dedim. Yok, nasıl uyuturdun onları? Bizim günümüzde. Uyusun da büyüsün nenni. Kuzularına yürüsün nenni. Tıpış tıpış yürüsün nenni. Bayıldı. Yavrum bayıldı. Bayılım etti yavrum. Sallı.
gidin. Ay, bayılıverin bu, oğlum. Bu ninnilere dayanabilecek bir bebek henüz anasının karnından doğmadı. İlla ki uyumadığı zaman öyle bir sallarsın ki. Bu. Geldi uyuma. Heh. Uykun yok mesela. Uyut annem. Uyut. Gel de yapacaksın. Yok uyut uyut. Nenem kuzum nenem. Üstünde büsün. Uyumuyor, ısrar ediyor. Uyumuyor, ne yapacaksın anne? Tokatları. Mecbur mecbur uyuyorsun. Sopa derdi adamı uyutur. Uyutur uyutur. Bu kıyafetler neyi anlatıp acaba? Adetimiz böyle. Adet bu. Evet. Annenizden, anneannenizden, onun annesinden böyle gördünüz. Evet. Bunlar ne diyor? Pelik mi deniyor? Bu zülüf. Zülüf. Evet. Zülüf dökülmüş yüze aman. Türküler bile. Efendim? Evveli adet öyleymiş. Öyle. Ben de öyle gelin oldum. Ama artık zülüf mülüf. Vardı canım, evveli vardı da. Vardı da artık. Ha, hindi olmuyor. Hindi. Ha, hindi böyle tartılmıyor galiba. Hindi gerçi kimden? Böyle, bu da yeni. He. Eski usul de başka. Ha, tamam işte, hep böyle gelin olduk biz. Evveli. Neyi anlatır peki bu? Ne tüyü? Bu cıga deriz. Cıga deriz. Buyurun. Cıga deriz. İsmi cığa yani. Affedersiniz, hangi hayvanın tüyü? Bu hacıdan gelir, tavus kuşunun tüyü. Hepsi tavus kuşu mu? Evet, tavus kuşu hacıdan gelir. Bu şeyler, çiçekler? Normal çiçek. Böyle mi dolaşırmış büyüklerimiz yollarda, yoksa yine özel günlerde mi? Yok ya, sadece bir iki hafta geziyor. İsteyen bir ay falan bağlıyor. Gelin hanımefendiciğim. Evet, nefes alışverişinden anladığımız kadarıyla hala sağ, yaşıyor çok şükür. Nefes alabiliyor musunuz? Alabiliyorum. Nefes? Alıyorum. Alabiliyor. Alttan biraz şey yapın. Yok, iyi böyle. Hatta dilerseniz bir hortum bulalım. Hava katkısı. Bakalım bir kompresöre bağlayalım. Gerek yok, alayım. İsminiz efendim? Ayşe. Ayşe Hanım. Ayşe. Kaç kat var üzerinizde? Bilmiyorum. Bilmiyorum ha. Siz yaptınız. Ben yaptım. Hı. Bayan Bilen, kaç kat var efendim üzerinde? Üzerinde. İsminizi bağışlayın. Yeter Yaşar. Yeter hanımefendi. Yeter Yaşar. 4 kat altın var. 4 tane pul kayması yaptık. Üzerine de pul oyaları doladım. 3 cıga taktım. 4 tane naylon çiçek taktım üzerine. 2 tane civata ekleseydim. 2 de gıylana civata ekledim. Sadece toplumla soktum yanı başlarına. Kendi başından kaymasın diye. O segmanları da çıkartıp bir... Onları çıkarırsam segmanları o düşüverir yere. Öyle öyle, motor yağ yakarım ya, olmaz. Aa, yakmaz, korkma sen. Contayı bir sağlamlaştır. Genç ya, genç olduğu için motorum yakmaz. Genç benim o yağ. O süsledi, motor çok genç. Çok ağır yaşlar... diyor, ağır diyor, otoparlar diyor. Sağ. Nasıl götürsün diyor. Tamam işte, ben de diyorum genç götürüyor Fatma Baba. Evet, Fatma Babam sinirlendiği zaman yapacak. Allah! Allah! Hiç el alemin ciğeri nasıl olsa. Döme benim oğlumu, döme. Döme benim oğlumu. Başka ne var üzerinde? Üzerinde pullu gıdır yaptım. Pullu? Pullu gıdır derler. Şu üzerindekine, bağrındakine, suratının yanındakine. Altında duvalı var. Arkasına tabii örtme salak derler. Onlara salak bağlarız arkasına. Örtme? Salak yaparız. Salak, salak. Onlara salak derler. Arkasına sallanana salak derler. Onlara. Salak oradan mı geliyor? He. Bir de salak olursa kendim korkma sen gari. Benim ettiğim lafı filan duymaz bu. Ben buna çekişirim biliyor musun? Arkasındaki salaklar gibi dolu verirse benim ettiğim lafı filan duymaz bu. Çekişirken. Ya benim böyle geldi. Salak. Ha. Ya bu arkasında sarılar var. Onlara benim salak derler. Ha. Salağın kökünü bulduk. Eskiden gelin başlarımızın arkasına sallanan bu sarı eşarplara salak denirmiş. Salak kaynağı bu. Ne işe yarar salak? Şimdi onu biz ona süs olsun diye diyoruz yavrum. Arkasına gelin. Niye salak deniyor?
Ebeleğimizin ebeleri yapa yapa onu salak demişler. Kendinin arkasına salak. Ben de salak diye yapıyorsun onu. Pardon. Arkada sallanıyor da. Evet. Ondan salak diyor. Ya be sallana sallana yürüyene mi eskiden salak derlermiş? Öyle derler. Bu da sallanıyor biliyor musun? Arkada sallanıyor. Ondan salak diyorlar. Gelinin duvarın arkasındaki sarı örtü salak. Damadın bizzat şahsen kendi salak. Yani, gelenek bu bende. Ben mi uydurdum canım bu gelini? Hani sallapati sallapati yürüyorsun ya. O anlamda yani. Sevim abla diyor ki nasıl buluşmuşlar, nasıl buluşmuşlar diyor. İşte ben soracağım soru o değildi de. Görücü usulü ya. Efendim? Görücü usulü. Yalnız kıyafetin altından gelen yeni moda lafta iyi. Görücü usulü ya. Nasıl olacak ya? Anlatamıyorum ben galiba. Dur şu başımda bir düzeltim ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.